Ben de öyle çok teşekkür ederim. Karşılaştığım için ben de öyle çok mutluyum. İyi geldiniz. Lezzet dediğiniz zaman tabii ki aklınıza gelmesin. Sizin tatlısı. Şimdi birbirinden lezzet standlarımız var. Her bölgeden, her şehirden. Peki Türk mutfağı deyince bize neler söylüyorsunuz? Çünkü swingi bir mutfak. Çok güzel. Ama işte restoran turizmi diyoruz ya. Yani insanlar sadece kum, deniz ya da işte tarihi eser için gelmemeli. Yeme içme yerleri de çok önemli bir yer tabii. O yüzden böyle turizm, gastronomi turizm fuarları yapılıyor. Değil mi? Her bölgemiz evet, ayrı bir mutfak. Evet. Her şehrimiz ayrı bir mutfak. Ayrı bir dünya. Çok zengin. Anlatmak da bitmez. Lezzetler müthiş. Bir hazine. Evet. Siz o kadar güzel anlatıyorsunuz. Yani ekranlarda sizi izlerken yaptığınız yemekleri, yani tatladığınız halde tatmış gibi olur. Bir tatlısınız çünkü severim yapıyorum. Bir de çok zengin bir çok güzel yapıyorum. Ama çok çok şey var. Yani bitiremedim 22 sene. O köşeden aldım. O köşeden hala lütfeder. Bitiriyorsun ya. Ayrı bir terörist. Evet, ayrı bir terörist. Demek ki yapmayı seviyorum. Araştırmayı da seviyorum. Anlatmayı da seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz son sorudan sonra. Onu açıkça söyleyeyim size. Biz çok zengin olduğunu biliyoruz ama dünyada tanınmıyor. Elbette ki hani döneri biliyorlar, şiş kebap ama mesela Meksika mutfağında da şimdi döner var. Döner her yerde var. Yani dolayısıyla hiç tanınan bir mutfak değil. Ben üzülerek söylüyorum. Değil mi maalesef? Yani buna değinmeden de hiçbir geçmeyelim. Çünkü hani o kadar birbirinden evet, çeşitli tatlar var ki dünyadaki yerimiz daha değerli olabilir. Çok haklısınız. Bu konuda ben de çok üzülüyorum yemek yazar olarak. Fakat dünyada şunu gördüm. Devlet destekli yapılıyor bu tatlılar. Tek başınıza bir şefle ya da bir yemek yazarı ya da bir restoranda bu işi yapamazsınız. Devletin bu taşıdan en son olması lazım. Ortaklaşa, paydaşlarla birlikte ama uzun yıllar bu işin üzerinde durması lazım. Tanıtım marketler gerekiyor.